bırakacak. O evrağı da aynı şekilde saklamanız gerekiyor. Bu sadece bizim denetimlerimiz için geçerli değil. Çevre Şehircilik'ten geldiklerinde de aynı şekilde göstermeniz gerekiyor. Hatta Ocak'la Mart ayları arasında bunu beyanlı sisteme girip, elektronik çevre bilgi sistemine girip kaydını oluşturmanız, beyanını da yapmanız gerekiyor. Bu biraz daha il müdürlüğünün sorumluluğunda ama onlar da aynı şekilde denetimleri yapmaya devam edecekler. Herhangi bir ceza yaptığında karşı karşıya bırakmak istemiyoruz hiçbir işletmenizi. Sadece bizim değil, ayrıca çevre müdürlüğü de bu konu hakkında denetimler yapacak. Yani bir sonraki aşamada da problem yaşamayın. Sözleşmeyi imzalayın herhangi bir firmayla. O size bir ekipman bıraksın. Oldukça yeni pahalı. Belediyenin çalıştığı protokollü bir firma da var. İstiyorsanız buna da bir anlaşma sağlayabilirsiniz ya da başka bir yerde çalışabilirsiniz. Bir biriktirme ekipmanınız olacak, yağ ile alakalı. Bu çıkan bütün kızartmalıkları o ekipmanda biriktireceğiz, çöpüye de lavaboya dökmeyeceğiz. Ondan sonra siz arkadaşları ekipmanda oldukça arayacaksınız, onlar gelip teslim olacak. Ocak ve Mart ayları arasında çevre şehircilik sistemine beyan edilir. Her yıl bu konu hakkında belediyeden, sistematik değişiklik müdürlüğünden de çevre şehircilik müdürlüğünden de bilgi alabilir. Sıradan buraya. Sel atık yağlar, kullanılmış kızartmalık yağlar ve kullanma tarihi geçmiş katı ve sıvı yağlardır. Esas olarak atık yağlar evlerde, iş yerlerinde, yemekhanelerde ve restoranlarda oluşmakta. 1 litre bitkisel atık yağ lavabolardan döküldüğünde 1 milyon litre temiz su kaynağını kirletiyor maalesef. Amacımız işletmelerin atık yağlarını bir biriktirme ekipmanında biriktirmelerini sağlayarak kanalizasyona dökülmesini engellemek ve çevre lisansı almış geri kazanım tesisleriyle veya bitkisel atık yağ ara depolama tesisleriyle yıllık sözleşme yapmalarını sağlamak. Sözleşme yapmayanlara da gerekli işlemleri uygulamak. Şu an pilot bölge olarak Adnan Menderes Bulvarı üzerindeyiz. İlçenin tamamında denetimlerimiz devam edecek. İşletmelerden ricamız bitkisel atık yağlarını biriktirerek firmalara teslimini sağlamaları. Komşularımız belirli.